Herkese merhaba. Karekod Medya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili Melih Ekener var. Melih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel sizi görmek böyle. Uzak da olsa ekranlardan, Ya önemli monitörlerden iyi olan oluyor. kalplerin yakın olması bence. Abi ne güzel. Doğru. İyi gördüm sizi. Biz de hemen hiç öncesinde konuşmadan tak diye başladık yayına. Bence böyle daha samimi oldu. Daha güzel olur abi. Baştan bilirsen söyleyeceklerimi ne Aynen anlatalım. öyle, aynen öyle. Bugün ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi işte Burak Öncü'de, Gizem Denizci'de nasıl yaptıysak Muttalip Müjdeci'de aynı şekilde Melih Ekener'le de nasıl başladı diye devam ederiz. İlgi çeken projelerini biraz daha detaylı konuşuruz tabii ki. Hadi bakalım. Konservatuvar öğrencisiymişsiniz, öyle biliyorum ben. Evet ya şansa. Ya şansa derken konservatuvar tiyatro gibi bir düşüncem yoktu. Ben liseyi okuyup akademisyen olmak istiyordum. Böyle çıkıp şeylerde amfilerde böyle ukala dersler veren profesör kafamda vardı. Ama 80 ihtilali olunca o 80 ihtilalinin çocuklarıydık. Okuyamadık biz. 2 sene kaldık lisede. Kalınca da lise birden bizi şutladılar. Bir daha da geri dönemedim okula. O zaman dedik hani ne yapacağız, ne edeceğiz? Hani hiçbir şeyim yok çünkü hiçbir mesleğim yok. Abim karikatüristti. Çarşaf Mizah Dergisi'nde karikatür çiziyordu. Ona espri veriyordum, küçük küçük çiziyordum ama karikatürist olma gibi bir düşüncem de yoktu. O zaman bir arkadaşım vardı lisede Serhat diye, o dedi ki oğlum dedi konservatuvara girelim, tiyatrocu olalım dedi. O enteresan geldi çünkü o zamana kadar lisede tiyatroyu yapmaya gayret gösteriyorduk. Yani işte ne tiyatrolar, o zaman hep sloganist tiyatrolar vardı. Onlar da hani zaman geçirmek için, boş zaman geçmesin diye tiyatroyla uğraşıyorduk. Tamam dedik, girelim konservatuvara. İkimiz de girdik sınavlara. O kazanamadı, ben kazandım. Tamamen şans eseri. Ondan sonra bir de okulda da inek öğrenciydim. Konservatuvara girince de ilk 3 ay bir afallama dönemi oldu. Apayrı bir dünya çünkü. Ben o zamana kadar ne tiyatro metni okumuştum. Belki bir ya da iki tane tiyatro seyretmişliğim vardır. O da hani bizim lise tiyatrosu gibi. Ondan sonra inek öğrenciliğim konservatuvarda da devam etti. Çok çalıştım. Yani öyle böyle çalışma değil. Ki hani ondan sonraki seneler konservatuvarın ikinci, üçüncü senesi o çalışmaya dayanarak rahatlıkla söyleyebilirdim. Ben yeteneğe inanmıyorum. Çalışınca, insan kafayı takıp çalışınca her şey olur. Hani ressamlar, tiyatrocular, aktörler, şunlar bunlar hani özel Tanrı'nın verdiği özel yetenek gibi gözüküyor. Ama ona inanmıyorum. Çalışınca oluyor. Ben de öyle yaptım. Çok sıkı çalıştım. Konservatuvarın ilk yılında yani ilk hazırlık sınıfı vardı o zaman. Hazırlık sınıfının sonunda hani bütün o zaman tiyatrocuların en son hedefiydi Kenter Tiyatrosu'nda oynamak. Ben hazırlık sınıfının sonunda Kenterler'de babalar oğullar gibi bir oyunda hani küçücük bir rol aldım. Hani fonda martı boku gibi diye geçiyordum ama hani Müşfik Kenter, Şükran Güngör, Yıldız Kenter, hani ne bileyim Kamuran Yüce gibi insanlarla bir sahneyi paylaşıyorsun. Hani oradan o benim ikinci bir eğitimim gibi oldu. Ondan sonra saldık gitti. İşte Kenterlerden sonra konservatuvardayken birçok tiyatroda hani Adi Çaman, Yeditepe oyuncuları, Gülsu Rengin, Cezar Ali Poyrazoğlu. Kendim birkaç topluluk kurdum. Bir sürü şeyler yaptım. Hani öyle gitti. Sonra televizyon açıldı. TRT 2 açıldı. O zamana kadar hep TRT vardı. Hani tek kanaldı. Evet. Sonra TRT 2 açıldı. TRT 2 açılınca oraya işler yapmaya başladık ufak ufak. Sonra işte özel kanallar açıldı, özel kanallara işler. O kadar çok televizyon işi var ki şimdi insanlar soruyor abi diyorlar hani seni televizyonda görmeyi çok özledik şöyle böyle. Ama geçmişe bakınca ben devrimi tamamladım. Hani doydum televizyona çıkmaya. O kadar çok işim var ki geçmişte televizyonda ilk özel kanallarda hani program yapmadığım kanal neredeyse yoktu 95-96 yılına kadar. Sonra sinema çıktı işte. Sinema yaptık. İşte Hababam. O da sinema, o kadar çok sinema filmim yok. Yani Hababam sınıfı var. 3 tane çektik. Maskeli Beşler var. 3 tane çektik. Bir de Ajan K9 diye bir film var. İşte o. Bunlar bilinenler ama daha önce Yeşilçam'da
çekilmiş birçok filmde rol aldım, yani ufak ufak roller de olsa. Hani bayağı işim var geçmişte de. Onun için sizi televizyonda göremiyoruz diyenlere söylüyorum. Hani arşivlere girin bakın abi, o kadar çok iş var ki geçmişte. Onlar da buradan o cevabı almış olsunlar. Ya aslında Yani. sizin mesleklerinizde, yani biraz daha sanata hatta spora dayalı mesleklerde hep bir işte doğuştan gelen bir yetenek Yok diye bir şey söylerler. Siz o zaman yok. tamamıyla çalışma diyorsunuz. Yok abi, ilgisi yok yani. Konservatuvarda bütün üst sınıflar bana düşmandı. Diyorlardı ki şey, yani oğlum biz yetenekliyiz. Yani yetenekli olmayanın konservatuvarda ne işi var? Zaten yetenek sınavı diye bir sınavdan geçiyoruz falan filan. Ben dedim oğlum çalışınca oluyor, çalışınca oluyor diye. Bizim bir müstahdem vardı. Dedim ki bak benim kadar iyi, o zaman ben çok iyi Shakespearean oyuncuydum bu arada konservatuvarda. Hep Hamlet, Macbeth, işte Otello falan oynuyoruz. Dedim ki benim kadar iyi Hamlet oynayacaktım. Güldü herkes. Adamın diksiyonu bozuk çünkü. Çok zor oldu adamı razı etmek ama 15 gün kadar çalıştık adamla. Her gün 2 saat çalıştık. O 15 günün sonunda küçücük bir kuble, işte Hamlet'in minicik tiradının bir parçasını muhteşem şekilde benim kadar iyi oynadı adam. Yani herkes gördü hani bunu, öhö diye kaldım. Ciddi parasına iddiaya girmiştik. Adam öyle razı ettim. Ondan sonra kazandık yani. Dediğim çıktı. Çalışınca oluyor kardeşim. Adamın diksiyonu bozuktu. Böyle konuşuyordu. Ama tamam mı, hazır mısınız dedi. Hazır, tamam başlayalım başlayalım. Ah bu katı, kas katı beden diye başladı hatırladı. Herkes şok oldu. İnanılmaz ya. Ama tabii harf harf çalıştık. Ah bu katı, kas katı. Ah bu katı. Ya ah, değil bak, ah ah ah. At öne, at öne diye. Yani harf harf çalıştık neredeyse. Ama çalışınca oluyor. Vallahi bir anınızı soracaktım. Ben daha sormadan en güzelini cevapladınız. Çok da güzel Ya oldu. harika, harika. Anne, 55 yaşındayım hocam. 55 yıldır konservatuvara girdim. Kaç? 16 yaşındaydım ben. Bir de öyle tuhaf ki konservatuvarı yaşım tutmadığı için üstün yetenekten aldılar beni. Da sizde ne anılar vardır ki sadece Ya, oyunculukta da değil, yani sinema tiyatro kısmı bir yana, işte kanal yöneticiliği yaptığınızı biliyorum, tabii. radyoculuk kısmı var, işin dublaj kısmı var, yani kameranın önünde de arkasında da aslında bayağı bulunmuş bir insansınız. Tabii 90 yılında nerede oynuyordum o sene? Ali Poyrazoğlu'nda Çılgınlar Kulübü'ne oynuyorduk. O büyük şey, sükse yapan bir oyundu. Oyun oynarken birden sıkıldım tiyatrodan. Her şeyden sıkıldım. Yeniçim Tiyatrosu'nu dedim. Bıraktım tiyatroyu. Yapmayacağım artık tiyatro dedim. Tiyatro yapmayacağım da ne yapacağım, tiyatro yapmayacağım. Yine tiyatroya benzer işler yapacağım. O zaman Fremantle diye bir şirket vardı. Bu Çarkı Pelek'ten tut, işte Parola, Süper Parola'ya kadar bütün yabancı yarışmaları Türkiye'ye satan bir şirketti. Oraya yazar olarak girdim. Hani soru yazarı olarak. Hatta Parola Mehmet Aslan Tuğrul'un sunduğu. Onun yazarı olarak girdim. Orada da deli gibi çalıştığım için, yani çalışmayı sevdiğim için ne kadar işte 3 ay sonra yazarlıktan baş yazarlığa, bütün programların denetimine, ondan sonra oradan yapımcılığa geçtim. Yapımcılığa geçtikten sonra Kanal 6'ya geçtim. Kanal 6 aldı beni. Ahmet Öz aldı o zaman. Sonra Kanal 6'da yapımcılık yaptım ve yani o kadar çok program var ki orada yapımcı olarak imza attım. Hem şey, yani kendi ürettiğim yapımlar hem de dışarıdan aldığımız yapımlar vardı. Ondan sonra hani öyle bir geçmişim de oldu. Yani 4-5 sene kadar bir yapımcılık geçmiş oldu. Sonra birçok yerde de çalıştım. Sadece Kanal 6'da değil. Kanal 6 işte kapandı, bitti, bir şeyler oldu o dönem. Şeye geçtik. Türker İnanoğlu, neydi şirketin adı? Erler Film. Erler Film'e geçtik ama televizyona iş yapıyorduk. Meltem Cumbul'a bir program, o tamamen benimdi, kolaysa sen de gel diye. Her şeyini, tüm format, konsept, her şeyini, dekorundan yarışmacısına, sunucusuna kadar hepsini hazırlayıp yaptık. ATV'deydi o. Sonra abi yani yapmadığım kanal kalmadı neredeyse. Sonra ANS'ye geçtim. ANS'de Tayfun Dinçer'le birlikte, yönetmen Tayfun Dinçer'le birlikte bayağı 400-500 tane klip çektik beraber. Birçok klibi çektim. Yani ben çektim.
Mesela Kubat'ın Esme Deli Rüzgar klibi benim yönetmenliğimdir. Ondan sonra, hatta ilk yönetmenlik, klip yönetmenlik denememdir. Sonra birçok klipte de oynadım. Kenan Doğulu'nun klibinde Hiç oynadım. haberim yoktu benim mesela böyle bir detay. Emel Müntüoğlu'nun klibinde oynadım. Hani o kadar çok şey işte bulundum ki hani kamera arkasındayım ama hani kamera önü bilgim de olduğu için hani birçok şeyde dur hani bırak yapamıyorsun sen ben geçeyim yapayım çok yaptım. Öyle 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 geldik bugünlere işte. Bir de radyoculuk kolu var. Ben de bu arada Radyo Bilkent'te spor programı yapıyorum, haber sunuyorum aynı Aynen zamanda. güzel. Hatta şimdi siz göremiyorsunuz ama hemen buraya bir Solihull'un önünde bir fotoğrafınızı da koydum, Abuzer'den. Abuzer'den ne güzel. Güzel. Abuzer ben kendimi hiçbir zaman yani 15-16 yıl radyo yaptım bilfiil hiç durmadan. Yani hafta içi her gün. Her gün canlı yaptım. Ama ben radyocu değilim yani onu kabul etmiyorum. Çünkü radyoculuk ayrı bir şey istiyor. Ayrı bir bilgi birikimi istiyor. Ben masayı kullanan biri değildim. Ben sadece radyoda canlı radyo tiyatrosu yapıyordum işte. Abuzer diye bir karakter vardı, yaratılmış. Ondan sonra onun üstünden gittiğim günlük canlı işte improvize, doğaçlama tiyatro yapıyordum. Ve yaptığım süre boyunca dünyada tektim. Bunu bir türlü Türkiye'ye anlatamadım. Türkiye de anlamadı zaten. Abuzer söyleyince espri sandılar. Yani dünyada canlı improvize, doğaçlama tiyatro yapan tek insandım. Şu an hala yok dünya radyolarında hani o tarzda program yapan Ya, yok gibi. çok çok özel bir iş olmuş bence. Tekrardan emeğinize Evet. sağlık. Peki yani şimdi bugünlerde işte ben de Radyo Bilkent'te olarak çok fazla işte bu muhabbetlerin içine giriyorum. İşte söyleyince şuradayım buradayım. Şu cümleyi çok fazla siz de duymuşsunuzdur o dönemde. İşte radyonun modası geçiyor artık gibi bir klişe var. Katılıyor musunuz? Ne Evet. derece katılıyorsunuz? Tabii ki hani işte podcastlerin gelişmesi, şu an yaptığımız YouTube işleri falan biraz papucunda mı attı mı sizce, yoksa radyonun yeri her zaman ayrı mı? Ya bunlar şimdi bu söylediklerinin hepsi iletişim araçları. İnsan iletişen bir varlık ve iletişmek için kullandığı yöntemler. Fakat hiç yeni çıkan bir şey eskisini öldürmez. Hep öyle derler ya. Hani sinema çıktı, dediler tiyatro artık bitti. Ona televizyon çıktı, o tiyatro sinema bitti dediler. Bilgisayar çıktı, sinema televizyon tiyatro bitti dediler. İşte bilmem ne çıktı, hepsi geçmişi bitti diyorlar. Ama biten bir şey yok. Tam tersi. Hepsinin seyircisi, hepsinin potansiyeli ayrı. Radyo da aynı şekilde. Hani radyo niye ölsün ki? Yani radyo kaç yılın 1900'ün başlarında bulunmuş, icat edilmiş bir şey. Hala devam ediyor yani 100 küsur yıldır. Devam edecek de o yani radyonun modası geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Bir tek şey var. Özel radyolar çok para gözü olmaya başladı. Programcıya yatırım yapmamaya başladı. Böylece programcı kalmadı. Yani şu an özel radyolarda o kadar az programcı var ki yani sayılacak, hani dinlenebilecek, konuşabilen. Çünkü yani radyoyu bir şey müzik box haline getirdiler. Yani müzik çal, aman 3 dakika konuş, gerisi müzik olsun dediler. Ama radyo iletişimin göbeği yani bir de benim için radyo çok daha özel bir şey. Yani oyunculuk da çok özel bir şey. Çünkü ekranda hani ne anlatmak istiyorsan onu görsel olarak biçimlendirebiliyorsun karşındakinin zihninde. Ama radyoda o öyle bir şansın yok. Sadece sesle hayal dünyasına hitap ediyorsun ve bir hayal kurduruyorsun. Bu hani bütün şeyler hani plastik sanatlar içinde en zorlarından biri radyo. Yani çok şey istiyor, altyapı istiyor. Ve altyapısı olan dediğim gibi birçok radyo programcısını küstürdüler. Çoğu yapmıyor program. Yenilere de yatırım yapmıyorlar. Yeni insanlar çıkmıyor. Yeniler de artık hani zıpır diyeceğim şeylerde radyo programı yapıyorlar. Yani ha ha kara kikiri gülelim eğlenelim. Yani, dolayısıyla hani bir radyo dinleyicisi olarak ben çünkü iyi bir radyo dinleyicisiyim ve dinlemek istediğim zaman radyoyu dinleyebileceğim bir program yok. Yani konuşabilen çok az insan var radyoda. Hani ben de onun için bıraktım zaten özel radyoları.
Yani yok çünkü tek başına da gitmiyor. Hani sen öyle bir program yapıyorsun, arkasından dıstak dıstak programlar geliyor. O zaman seyirci de bu ne ya diyor. Garip konuşan adam diye adımız çıkıyor. Onun Ya için bence yapmadım yani. birçok konuda insanların da hislerine tercüman olduğunuz bu konuda. Yani biz şu an Evet. bugün Melih Ekener üzerine bir program yapıyoruz ama sizinle kesinlikle radyo üzerine de uzun uzun konuşabileceğimiz bir program aslında yapabiliriz diye Konuşamayız düşünüyorum. de diyorum ya, radyocu değilim ben. Sadece yani radyonun içinde tiyatrocu, oyunculuk yaptım ve sadece gözlemlerimi anlatıyorum. Hani neler oldu. Bir de iyi bir radyo dinleyicisiyim. Onun için hani gözlemlerimi anlatıyorum sadece. Yoksa yani ahkam kesmek haşa, benden uzak olsun. Yok yok Yani. estağfurullah. Evet. İsterseniz yavaştan böyle Hababam sınıfına doğru falan geçelim. 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 Havan sınıfı. Ya All Star gibi bir ekiple çalıştınız aslında tabiri caizse. İşte Zeki Alasyalar, Halit Akçatepe'ler hani onları Ya geçiyorum. çok. O döneminde çok popüler isimleri işte Mehmet Ali Erbil olsun, Şafak Sezer olsun. Çok fazla yani birçok projede ayrılmadınız işte Cengiz Küçükaymaz, Peker Açıkalın. Yani sizin açınızdan böyle öncelikle ben şu kısmına değineyim. Yani Zeki Alasya, Halit Akçatepe çok çok özel isimler zaten. Çok. Birlikte hani Çok. diyaloglarınız oldu, sahne paylaştınız. Böyle Tabii. onlardan size hatıra kalan, bugüne kadar aklınızda yer eden, taşıdığınız bir cümle olabilir, bir öğüt olabilir bir şey var mı mesela? O kadar çok ki yani, hani Zeki rahmetli nur içinde yatsın ikisi de, Zeki abiyle de Halit abiyle de biz filmden önce de zaten hani şeydik, birlikteydik. Birlikteydik derken hani tanışıyorduk, oturup konuşmuşluğumuz vardı, sohbetlerimiz vardı uzun uzun. Birlikte birkaç işte de bulunmuştuk. Yani şey değildik. Konservatuvar zamanlarında zaten Zeki Alasya, Metin Akpınar'la bizim şeyimiz, sohbetimiz diyeyim. O zamanlardan başlamıştı. Çünkü konservatuvardan birkaç kişi vardı. İşte Suat, çocuğun adını unuttum. Suat Özdemir, Mustafa Uzun Yılmaz gibi şeyler, yani konservatuvarda oynayanlar orada şeydi, Deve Kuşu Kabare'de oynuyordu ve yani biz sürekli provalarına gidiyorduk, ediyorduk. Hani bizim için eğitim gibiydi orası. Zeki Alasya yani o muhteşem bir isimdi. Yani her şeyde, yani her yan yana geldiğimizde mutlaka bir şey öğretirdi. Hababam ilkini çekiyoruz. Bu hani sigara kontrolü var. Hülya Koçyiğit yapıyor, sigara kontrolü yapıyor ve o şansımız Kartal Tibet çekiyor bir de, yani öyle bir isim çekiyor. Ve Arzu Film, Ertem Eğilmez'in oğlu başımızda, Ferdi Eğilmez, ki o da muhteşem bir göz, muhteşem bir isimdir. Biz sahnede hani bir tane küçücük lafım var orada, bir şey söylüyorum Hülya'ya ve çekilecek, yani kalabalık içinde çekilecek. İşte provasını yaptık, tam çekimleyecek, Zeki geldi. Melih dedi, şöyle hafif dönsene. Niye abi dedim, sen dön dedi. Yani iyi tamam, hani profesyonel adam, dinleyelim dedik, hocamızdır, döndük. O zaman şey, ekranda görünce montajlanmış filmi, halini görünce, höh dedim ya, evet, eğer öteki türlü dursam, yani minicik bir açı, şu kadarcık bir açı, hani kamera önü oyunculuk lafını nefret ederim, hiç sevmediğim bir laftır. Ama kamera önünde bir oyuncunun nasıl durması gerektiğini o kadar iyi biliyordu ki, ve bize böyle minik minik dersler veriyordu. Hani sadece şöyle şu kadar dön diyerek bana ciddi ciddi bir film şeyi verdi. Sinema dersi verdi orada, sinema oyunculuk dersi verdi. Aynı şekilde Halit abi de öyle. O da çok yardımsever, hani genç oyuncuları seven, ondan sonra destek veren biriydi. Onunla da çok şeyim, of, onunla yani başka televizyon filmleri falan da çektik onunla. Ondan sonra onunla da çok anımız var. Yani ben bir de şeyi seviyorum, yani gençliğimden beri, konservatuvardan beri eski oyuncuları dinlemeyi seviyorum. Rahmetli örneğin Erol Günaydın'ı tapardım, adam o kadar severdim. Altan Erbulak. Yani sürekli onların yanında durur. Hani biz gençler o zaman, ya morukların yanında ne işin var derlerdi. Hani gel biz sohbet edeceğiz. Abi onların ağzından çıkan her şey çok değerliydi benim için. Yani o ayrı bir eğitimdi. Ve onların sohbetleri hani benim işime, mesleğime çok şey kattı gerçekten. Yani onlarla ilgili her anım ders gibi zaten.
Ya muhakkak demin anlattığınız detay da işte tecrübe olmadan olmuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani tecrübe olmadan olmuyor ama bu tecrübeyi hani bir sonraki nesille paylaşmak, gençlerle paylaşmak ve onun farkındalığını yaşamak çok çok farklı bir şey. Çünkü her tiyatrocu, her oyuncu bunu yapmıyor maalesef. Peki biraz önce daha söyleşimizin başında biraz öğrencilik yıllarınızı anlattınız işte inek bir öğrenciydim Ne? ben diye. Ehababam sınıfında da sonuçta Evet. öğrenciydiniz. Peki böyle Bebe Ruhi öğrencilik yıllarınızdan kattığınız bir şey var mı karaktere ya da Bebe Ruhi sizin öğrencilik yıllarınızdaki karakterinizle uyuşuyor mu? Yok. Hiç ilgisi yok. İlgisi Bebe Ruhi yani her oynadığımız şey oyuncularda zannediliyor ki yani oynadığımız rollerde biz kendi hayatımızdan bir şeyler koyuyoruz. Öyle bir şey yok oyuncuda. Hatta bir gün taksi şoförü şey yaptı. Abi gidiyoruz böyle takside yanına oturdum. Abi dedi bayılıyorum sana dedi. Muhteşemsin. O filmlerini seyrettim. Replikleri söylüyor. Şurada şöyle böyle. Bir ara dur. Abi dedi o kadar güzel salak rolü oynuyorsun ki bir şey soracağım. Harbiden salak mısın dedi. Abi hani yani salak değiliz hani salak oynamak için. Ama öyle şey yapıyor. Yani öyle imaj yaratıyor insanların kafasında. Yok yani kendi hayatımızdan bir şey katmıyoruz. Rol ne gerekliyse çünkü yazılmış bir şey var. Kemal Kenan yazdı Hababam Sınıfları'nı ve çok da başarılı yazdı. Yani karakterleri de o çıkardı. Yani Bebe Ruhi tamam benim biraz katkım vardır ama yazarın hani yazarın yönetmenin yapımcının o kadar çok şeyi var ki o karakteri oluşturmada o kadar çok işlevi var ki hani oyuncu en son noktayı koyan oluyor maalesef. Ve her şey onun üstüne yıkılıyor yani o Bebe Ruhi karakterini yarattım diye. Öyle bir karakter yaratmadım. Yaratılmış bir karakteri canlandırmaya çalıştım ben. Yani kendimden de bir şey eklemedim. Ya Kendi hayatımdan bir şey eklemedim ya. o ekip olarak aslında işte hem Hababam sınıfını çektiniz hem Maskeli Beşleri çektiniz. O işte 2005, 2008, 2009 falan o aralıkta üst üste geldi zaten aynı ekipte o filmler. Peki mesela Zaten Hababam sınıfından sonra Hababam'ın ikinciyi mi çekiyorduk? Yani bir ikinci film çok iş yapmıştı. Ferdi İlmaz geldi. Bir gün oturuyoruz Arzu filmde. O Maskeli Beşler ilk işte Şafak, Peker, Cengiz, ben, Mehmet Ali Alabora var. Beşimiz oturuyoruz ve yani sürekli gidip onu yani Ferdi ile geyik yaptığımız şeydi, ortamdı o. Ya dedi çocuklar bir film yapmamız lazım dedi. Niye dedim? Yani niye film yapacaksın? Ya biraz kötü bir film yapacağız dedi. Çünkü iş yapmaması lazım dedi. Çünkü hani çok fazla para kazandık. İşte KDV'si, şusu, busu falan filan. Biraz zarar göstermem lazım dedi Ferdi. Ne yapacağız dedik. Bilmiyorum dedi. Bir şey bulun dedi. Çekelim. Ama kısa zamanda ve hızlı çekeceğiz dedi. Ve kötü olacak ki seyirci gelmeyecek. İyi tamam dedik. Ne yapalım ne yapalım. O zaman Şafak bir şey anlattı. Çok gülmüş. Niye güldük bilmiyorum. Abi dedi soyguncular dedi. Para çalıyorlar dedi gece. Ve dedi ertesi sabah dedi bir uyanıyorlar, saklanıyorlar karanlıkta bir yere, bir uyanıyorlar da aslan kafesindeler. İşte aslana para yedirerek çıkıyorlar, orangutana para yedirir, oradan oraya da aynı aa millet sahneyi de dedi. oynadınız zaten. Yani çok güldük buna, ondan sonra Ferdi dedi ki ya dedi o kadar şey yapmayalım dedi, bunları kötü yapmayalım, yani iyilik için soygun yapsınlar dedi. İyi tamam böyle böyle, böyle Bir de bir hikayeyi oluşturduk. motivasyon bulundu orada işte Tolga'nın Hikayeyi hastalığı oluşturduk. falan. Aynen. Hikayeyi oluşturduk. Sonra Ferdi dedi ki o an dedi beş kişisiniz dedi. İşte Maskeli Beşler isim hakkı da bende dedi. Arzu Film yıllar önce çekmiş Maskeli Beşler diye bir kovboy filmi. Bunu dedi Maskeli Beşler intikam peşinde diye yapalım. Ya yapalım tamam hadi ya. Kim yazacak? İşte o zaman sevdiğimiz bir arkadaşımızdı Murat Yılmaz. O yazar da dedik, çeker de dedik. Şafak'la kefil olduk. Ondan sonra gerçekten de bir hafta 10 gün gibi kısa sürede yazdı. O konuşmadan 15 gün sonra biz çekime girdik. Çekimde çok eğlendik tabii. Hani de kötü film yapacağız ya. Hani şeyimiz yok, sorumluluğumuz yok. İyi film diye uğraşmıyoruz. Ama ortaya çok güzel, enteresan bir film çıktı sonunda. Ve Ferdi'nin umduğu gibi olmadı. Yani çok iş yaptı. Gişede de çok iş yaptı. Arkasından ne kaset satışları ne deniliyor onlar işte kasetler çıktı ya Evet, kaset. DVD. Yani kaset DVD satışları orada patladı. Ondan sonra mecbur kaldı. İkincisini çek. Mecbur kalmadı. İstekle tabii. İkincisini de çektik.
En son üçüncüsünü Aynen. çektik. Üçüncüsünde olaylar molaylar bir daha dağıldık. Yani komple dağıldık. Tüm her şey dağıldı. Yani iki tane yapım firması vardı. Arzu Film ve Fida Film ortaktı. O ortaklık bozuldu, dağıldı. Biz oyuncular dağıldık. Oyuncular birbirine girdi, dağıldı falan filan. Yani kötü bitti. Çok iyi başlayan bir şey maalesef çok kötü bitti. Şimdi soruyorlar hani Maskeli Beşler bir daha da ekip bir araya gelir mi? Gelmez. Yani rahatlıkla Ya o söyleyebilirim kısa yani. zamana da ama bayağı da bir şey sığdırdınız aslında yani. Ya en çok da Evet. aslında benim gördüğüm hep şey yani işte Peker Açıkal'ın sonra Avrupa Yakası'nda oynadı. Şafak Sezer'in zaten bir sürü filmleri var. Yani ben en çok Melih Ekener nerede? Cengiz Küçükayvaz nerede? Twitter'da falan bunları çok görüyorum. Özellikle Cengiz Doğru. Küçükayvaz'ın inanılmaz bir kitlesi var. O sadece Cengiz Küçükayvaz üzerinde. Ben Zaten de o kitlenin içindeyim. ben de içindeyim. Hayranıyım. Ben de öyleyim. Ben de zaten buradan yola çıkarak ya dedim ben bir Melih Ekener'e mesaj atayım bununla alakalı. Evet. Vesile oldu. Çok da güzel oldu. Teşekkürler Oh, tekrar. sağ ol, sağ ol. Ya Maskeli Beşleri de aslında dediğim gibi kesinlikle kült projelerin içine dahil etmemiz lazım bence. Sonrasında da sizin Süper Ajan K9 yanlış hatırlamıyorsam Evet. tam adı. Öyle bir film miydi Talihsiz oldu? film. Ya aslında Talihsiz film o. hani dinamikleri çok farklıydı. Yani çünkü orada Hababam sınıfında da Maskeli Beşler'de de bir ekipsiniz. Burada biraz daha hani bireysel bir başrollükten bence söz etmek lazım. Ya Yok, orada yine Cengiz'le beraberdik. Cengiz vardı, Atilla vardı, Maskeli Beşler'in üçü oradaydı. Ama proje o kadar kötüydü ki, yani şu an hala var. Hani birisi bir senaryo yazıyor. Hani boktan bir senaryo, kötü bir senaryo. Gidiyor bir para aklamaya çalışan birini buluyor, yapımcı diyor ona. Onu da bir sürü şeylerle razı ediyor ve film çekiyorlar. Ve bu filmler hani çok kötü olduğu gibi yani ne seyirci buluyor ne yer buluyor, hiçbir şey bulmuyor. Sadece hani bir ortada para gitmiş oluyor. Boşa zaman harcanmış oluyor. Bu da onlardan biriydi. Hani o senaryo Ajan K9'un senaryosu yıllar önce gelmişti bana o filmi çekmeden önce. Çok dalga geçtim bir senaryoydu. Bu ne ya, bu çekilir mi diye. Yani senaristiyle kapıştığım bir şeydi. Sonra senaristi gitmiş bir yapımcı bulmuş. Yapımcı da geldi, tamam dedi. Ben dedim yok, yokum bunda. Sonra Cengiz dedi abi girelim çünkü Arzu Film dağıldı. Arzu ile Fida Film dağıldı. Arzu Film'in yani ne zaman film yapacağı belli değil. Paraya ihtiyacımız var. Yani o dönem film yapmazsak para kazanamıyoruz o dönemde. Ya dedi girelim biz senaryoyu düzeltiriz dedi. Yaparız bir şey yaparız dedi. İşte tamam dedik girdik senaryoyu düzeltmeye çalıştık. Olmuyor hani baştan kötü olan bir şey sonra düzelmiyor. Sonra yönetmen dediler hani bir şey ne kurgu sihirbazı kurgu şey ustası bir şeyle çalışacağız yönetmenle çalışacağız yönetmen de ilk sinema filmi yani her şey ilk yapımcının ilk yönetmenin ilk ve işin kötüsü hani deneyimlileri de dinlemediler ne Cengiz'i dinlediler ne beni hani montaja sokmadılar bile bize sonunda hani çok kötü bir film çıktı. Yani öyle olmayacaktı. Öyle bir film çıktı yani. Harbiden kötü. Yani içime hiç sinmeyen bir film oldu Ajan K9. Yani insan çocuğunu sevmez mi? Neticede her film bir çocuk ama onu sevmedim ben. Yani baştan sevmedim. Yani senaryodan sevmedim. Zaten hani bir daha da televizyonda falan yayınlanmadı inşallah diye düşünüyorum. Vallahi Ya, hatırlamıyorum takip zaten. etmedim. Ben İnşallah de çok bilmiyorum. yayınlanmamıştır. Ama yani orada da Cengiz Küçükayvaz'la beraberdiniz. Sonradan yanlış hatırlamıyorsam ben yakın zamanda da birlikte bir şeyinizi hatırlıyorum ama çok yanlış hatırlıyor da olabilirim. Böyle 2017-2018 yıllarında falan bir Tiyatro proje yaptık durum. Cengiz'de. Film yok da hani şey tiyatro çok yaptık. Kerem Alışık tiyatrosunda Kerem Alışık'ın şey Sadri Alışık Çolpan İlhan tiyatrosunda oynadık. Kaç? 2-3 daha da fazla. 3-4 oyun oynadık belki. 2-3 sezon oynadık. Sonra beraber bir tiyatro başlattık. Onunla devam ettik. Hani tiyatro devam etti. Hani çünkü Cengiz de tiyatrocu. Ben de tiyatrocuyum. Onun için hani tiyatroda hep devam ettik onunla. Günlük hayatta Atilla'da da Atilla berabersiniz herhalde. Görüşüyorsunuz, görüşüyor musunuz ya da sadece vardı. Yok projeler bazında mı? görüşemiyoruz hani ya beraber iş yaptığımız zaman görüşüyorduk tabii ama şimdi öyle bir şansımız yok. Hani
O yani başka yerde tiyatro yapıyor, ben başka yerde tiyatro yapıyorum. Aslında Hani buradan biraz da tiyatroya kayabiliriz. Şöyle kayalım. Bir tabii. röportajınızda şöyle bir cümle kullanmışsınız. Ben yayından önce biraz hazırlanırken rastladım. Oyunculuk her yerde oyunculuktur. Hani kamera önü, sahne, sinema gibi Aynen, farkları aynen. yoktur. Yani gerçekten hiçbir farkı yok. Ben hani bu konuyu biraz açmak isterim aslında. Yani ne farkı var kardeşim? Oyunculuk yapıyorsun işte. Yani bir karakteri canlandırıyorsun. Tiyatroda olunca hani işte hani 100 kişilik tiyatroda zaten farklı oynuyorsun. Hani 1000 kişilik tiyatroda biraz daha grotesk oynuyorsun. Kamera sana yaklaşınca bu kadar olunca öyle büyük oynayamazsın. İşte uzak olunca da küçük oynayamazsın. Hani oyunculuk şeyleri hep aynı, tarzları aynı. Hani oyunculuk bir tane oyunculuk var. Hani sinemadaki oyunculuk farklı bir şey gerektirmiyor. Gerçi sinemada ve televizyon dizilerinde özellikle harbiden bokunu çıkardılar oyunculuğun. Çünkü oyuncu olmayanlar ekranda oyunculuk yapmaya çalışıyor. Nasıl yapıyor? İşte abi şöyle dur, sert bir bak buraya, tamam. Şimdi de ki seni sevmiyorum de, seni sevmiyorum. Tamam oldu, harika. Montaj koy. O oyunculuk harika bir oyunculuk oldu oluyor. Bu işte şey oyunculuğu, kamera oyunu oyunculuğu bu. Oyunculuk gerektirmeyen, yönetmen ne derse yap tarzında bir şey. Ama bu oyunculuk bu değil. Ama televizyonda maalesef dizilerde birçok sinemada da böyle yutturuyorlar. Ve yani zaten şeysiz, deneyimsiz olan Türk seyircisi bunu yiyor maalesef. Cahil olan, seyircilik konusunda cahil olan. Çünkü hani tiyatroda ya da oyunculuk bir bilgi gerektiriyorsa seyircilik de bir bilgi gerektiriyor. Yani hiçbir şey bilmeden seyirci olmak, o şey iş makinesini seyreden adamlar gibi oluyorlar insanlar. Ve yavaş yavaş ona doğru götürüyorlar insanları zaten. Yani herkes oyunculuktan şu an hani Türk seyircisine baktığında Türk seyircisi oyunculuktan ne kadar anlıyor? Hani oyunculuk nedir? Nasıl yapılır? Hiçbir şey bilmiyor. Çünkü hani bunların verdiği eğitim, hani televizyon dizilerinin, bazı sinema filmlerinin verdiği seyirci eğitimi maalesef böyle kötü oluyor. Ali Poyrazoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Bayılıyorum ona. Ben diyor seyircimi diyor, şu an en çok seyircisi olan tiyatrolardan biri, özel tiyatrolardan biri. Seyircimi diyor kumbaraya para atar gibi biriktirdim diyor. Tek tek diyor. Gerçekten de öyle. Yani Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun geçmişine bakıyorsun. O kadar oyunlar, farklı oyunlar, o kadar cesur oyunlar, o kadar seyircisini geliştiren oyunlar koymuş ki yani ona gelen seyirci bilen bir seyirci olarak geliyor. Yani ona seyirci diyebiliyorum ben o zaman. Ama televizyon, sinema seyircisi maalesef böyle değil. Yani ne versen yiyor. O kadar şey ki bir sinema filmi yapacağım mesela ya da televizyona bir dizi yapacağım. Çekiyorsun, ediyorsun, iş çok kötü oluyor. Harbiden yani utanıyorsun yayınlamaya ama tutuyor, seviliyor. Çok güzel bir işi yapıyorsun, muhteşem bir işi yapıyorsun diyorsun, o acayip olacak, o da tutuyor. Kardeşim, giden seyirci de aynı. Yani bir kıstasınız yok mu sizin? İyiye de gidiyorsun, kötüye de gidiyorsun. Hani bir şeyi seçmen lazım. O zaman hani yapımcıların hiçbir şeyi kalmıyor, şansı kalmıyor. Hani neye göre, hangi kritere göre film yapacağım, hangi kritere göre dizi yapacağım, böyle bir şansı kalmıyor. Eğitimsiz seyirciden. Ama seyirciyi de bu hali maalesef hani biz getirdik, televizyon, televizyon yapımcıları, televizyon sahipleri, işte dizi yapımcıları falan filan bu hale getirdi. Ya zaten Artık bence nasıl düzelir de bilmiyorum. oyunculuk sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde yani işin üretim ayağı ne kadar önemliyse tüketim ayağı da bir o kadar önemli. Buna yemeği Doğru. de dahil edebiliriz. Üretim, normal fabrikaları da dahil edebiliriz. Her şeyi dahil edebiliriz aslında. Yani ben bu konudaki tabii ki sizin %1'iniz kadar bilgi sahibi olmamakla beraber siteminizi de çok iyi anlayabiliyorum aslında. Son olarak kapatmadan önce ya bu dedim ya bir Twitter'da bir kitle var sizi soruyorlar nerede diye. Hep İşte soruyorlar. Ha, hep soru da ya aynı. bu kontak Zeki nerede? İşte ya bu bebe Ruhi nerede? Diyenlere bence buradan birinci ağızdan bir cevap verseniz süper olur. Ya dediğim gibi ben hep buradayım. Zaten hani abi televizyonda göremiyoruz diyorlar. Filmler hemen hemen her gün yayınlanıyor. Her gün bir film yayınlanıyor. Yani bana gına geldi artık. Ama seyrediyorlar insanlar. Yani hani televizyonda varım zaten.
Onun dışında hani geçmişte o kadar çok iş var ki arşivlere baksınlar. Hani o kadar diziler, o kadar şeyler, filmler, şunlar bunlar var ki oradan baksınlar. Hani birazcık da küsüm televizyon piyasasını. Sinema deyince sinemada da şey farklı bir şey arıyorum artık. Hani şey o haline geldi. Salak rollerin unutulmaz oyuncusu haline geldim. Halbuki ben oyuncuyum, sadece komedyen değilim ya da sadece salak karakterleri oynayan, aptal karakterleri oynayan bir oyuncu değilim. Hani dediğim gibi konservatuvarda Shakespeare'yendim. Tamam, bir Shakespeare istemiyorum ama gelen senaryoları ona göre reddediyorum. Hani komedi gelirse ve salak rolü gelirse kafadan kusura bakmayın diyorum. Maalesef insanların aklına, yani yapımcıların aklına öyle kazındığı için hani şey Melih salak rolünü çok başarılı, seyirci de onu istiyor diye. Sürekli onlar geliyor. Onlar geldiği müddetçe de kabul etmeyeceğim hani düzgün bir senaryo. Kendim birkaç senaryo yazdım. Yapımcı aradım. Yapımcı bulamadım. Bir de bu dönemde iyice şey oldu. Askıya aldık işte. Doğal olarak. Ama tiyatro devam ediyor. Tiyatro hiç bitmedi. Son 3 yıldır yine Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda 2 tane, 3 tane oyunla gidiyoruz. Bu sene, önümüzdeki sene 40. yılımı kutlayacağım. Ve tek kişilik bir oyun yazdım. Yalancı Dinle diye. Onu sergileyeceğim. Tabii fırsat olur mu, nasıl olur bu pandemi, şey, salgın dönemi falan filan nedir, ne olacak? Bilmiyoruz, bekleyeceğiz. Ama görmek isteyenler hani tiyatroya gelebilir ya da arşivlere bakabilir. Çok teşekkür ederiz. Yani benim açımdan çok keyifli bir sohbetti. Umarım Çok teşekkürler. izleyenler de aynı şekilde eğlenmiştir. Bu arada video hoşunuza gittiyse beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bu tarz Abone olun, içeriklerden abone olun. daha lep demeden leblebi Ya. artık Melih Eker'de bu işin raconunu çok iyi öğrenmiş. Ya. Yani şey, Abuzer'i açtık bir YouTube kanalı. Oradan işte Cenk'le canlı yayınlar falan yapmaya çalıştık. Bu şey, salgın döneminde, evlere hapsolduğumuz dönemlerde. Onun için ezberledim artık. Oraya basın, oraya basın, abone Haberim olun. yoktu. Ben de bir yayın bitince inceleyeyim onu. Aa, gir abone ol Abuzer'in sitesine. Hemen Orada bir abone sürü oluyorum. programlar var. Yani yaptığımız bayağı 30-40 tane program var ve keyifli işler onlar. Bir de görseli de var, güzel. Tavsiye olunur. Kesinlikle tavsiyenize kulak veriyorum ben de o zaman. Tamam. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Thank you.